Kayıt başladı. Okey, tamamdır. Herkese hoş geldi. Bugün Meltem Hanım'la birlikteyiz. Meltem Ballıeker'le birlikteyiz. Yeni MVP'lerimizden tekrar tebrik ediyoruz kendisini. Özellikle Power Platform grubundaki uygulamalarla ilgili bilgisini de sıklıkla paylaşan birisi. Bunu da görmek çok güzel. Herkese hoş geldi diyorum tekrar. Yayın kayıt altında. Yaklaşık 2 hafta sonra YouTube kanalında yayın tekrar kaldığı yerden baştan izleyebilirsiniz. Eğer kaçırdıysanız, kaçıracak olursanız diğer arkadaşlar için. Meetup esnasında eğer doğrudan anlatılan konuyla ilgili olduğunu düşünüyorsanız sorunuzu el kaldırıp sonra kendinizi sessizden çıkartıp direkt sorabilirsiniz. Ama genellikle son 10-15 dakikayı bütün sorularınıza cevap vermek için özellikle ayırıyoruz. Oraya da bırakabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Meltem Hanım, sizi dinliyoruz. Merhabalar herkese. Öncelikle Halil'e teşekkür ediyorum bu akşamı organize ettiğiniz için ve beni davet ettiğiniz için. Ayrıca Rica ederim. MVP'liğimi tebrik ettiğiniz için de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi ben hemen hızlıca bir giriş yapayım. Arkadaşlar ben Meltem Akçay Ballıeker. Rice Teknoloji'de Business Application Developer olarak çalışıyorum. Bu akşam da sizlere şuradan hemen ekranımı paylaşıyorum izninizle. Bu akşam da sizlere şurada gördüğünüz bu küçük uygulamayı nasıl yaptığımızı anlatacağım. Bunun için hangi tool'ları, hangi uygulamaları kullanıyoruz bunlardan bahsedeceğim. Bunun için işte Power Apps kullanıyoruz. Veri kaynağımız SharePoint olacak bu akşam. Daha önceden OneDrive Business kullanmıştık. Biraz daha beklesek miydi acaba? Şeyler düşüyor. Siz Halil bilirsiniz. Bey. Ya, siz bilirsiniz. Yavaştan da alabilirsiniz. Size bırakıyorum. Tamam. Aslında bir sunumum var benim. Bunu da bir önce oylayalım. Önce sunum yapıp sonra demoyu mu geçeyim yoksa demoyu yapayım ondan sonra kullandığımız ürünlerle ilgili genel bir bilgi mi vereyim? Bunu da bir sizlere sormak istiyorum. Nasıl tercih edersiniz? Ben demoyu tercih ederim. Ben de demoyu tercih ederim. Tamam, o zaman demo ile birlikte başlayalım. Peki çift ekran kullanacağım. Şimdi bu ekranı kapatsam sizin için problem olur mu? Halil Bey? Olmaz benim için. Olmaz diye tahmin ediyorum ama tam Olmaz. neyle karşılaşacağımı bilemedim. Tamam. Şimdi çift ekran kullanacağım için bu ekrana biraz fazla yaklaşıp çıkıyorum. Bazen fark etmiyorum, kontrol edemiyorum. O yüzden ekran kapalı olunca daha rahat ediyorum. Tamam, siz bilirsiniz. Tamam. Bir şey olursa yine buradayım. Şöyle yapalım. Paylaştığım ekranda şu olsun. Evet, şimdi arkadaşlar bu akşam bir uygulama yapacağız. Bu uygulamayı az önce de gösterdiğim gibi bir Teams app olarak sidebar'a ekleyeceğiz. Kurduğum senaryo aslında şuydu. Diyelim ki işte insan kaynakları departmanı veya herhangi bir toplantıdasınız. İşte sizden şunu talep ettiler. Girdiğiniz toplantıda belirli kişilere görevler atanıyor. İşte sen şunu yap, sen bunu yap. İşte assignment'ın adı bu ya da task'ın adı bu. Task'ın açıklaması bu. Bu iş kime atandı ve atanan kişi bu işi onayladı mı, reddetti mi, bekletti mi? Bu senaryo üzerine bir kurgu oluşturdum ben ve şöyle hemen bir gösteriyorum sizlere. Daha önceden bilmiyorum aranızda ekranım gitti değil mi? Sizden ayrıldı. Görüyor musunuz ekrana? Hayır, Evet. hayır. Yok, göremiyoruz şu an. Şimdi geliyor. Geldi. Geldi. Daha önceden kullandınız mı bilmiyorum. Daha önce hani aşina oldunuz mu onu da bilmiyorum ama az önce gösterdiğim şu uygulamayı buraya atabilmek için daha öncesinden sizler için hazırladığım bir uygulama üstünden bakacağım şimdi. Bunları sıfırdan hazırlayacağız bu arada. Hello Microsoft üstünden, daha doğrusu Power Automate üstünden bir Cloud Flow oluşturacağız. Bu Flow'u Power Apps'te
sizler için daha önce hazırladığım bu uygulamaya entegre edeceğiz ve veri tabanı olarak da SharePoint kullanacağız. Ardından da bunu bir Teams uygulama olarak yayınlayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle gelelim. Bu gecenin konusu aslında yıldızları Power Apps ile Power Automate olduğu için bu SharePoint'te bir liste oluşturma işi olarak göstermeyeceğim. Daha önceden oluşturduğum bir liste üstünden gideceğim. Burada amaç aslında şu. Liste olarak hazırladığınız bir şeyi, veri tabanını ya da bir listeyi, bir onayı, bir mekanizmayı Power Apps'e bir form olarak eklemek. Ve bu formu burada oluşturduğunuzda, yani işte play dediğinizde bir giriş yaptığınızda bu verileri kendi veri tabanınıza kaydetmek. Ardından da benim senaryoma, kurguma göre ben bu işi kime göndermek istiyorsam, işte atıyorum Meltem yazdım. Meltem Ballıyeker'e bir iş atadım. Demo. İşte. Demo 22 diyorum. Şöyle de bir şeyler yazdım. Gönder dediğimde Meltem Ballıyeker adlı kişisine mail gelecek. Power Automate üstünden oluşturduğum bir mail. Şöyle. Ve bu mailde İşte Meltem Ballıyeker size bir iş atadı. İşin açıklaması şu. İşin başlığı bu. Siz bu uygulamayı, bu işi kabul ediyor musunuz? Değerlendirin. Onaylıyorum. Evet, bu iş benim işim. Ya da hayır, ben bu işi reddediyorum. İstemiyorum. Ya da beklet. Bekleti tercih ettiğimde beklediğim şey burada bu onay durumunu Power Automate üstünden hazırladığım bu onayı gelip burada görmek. Şimdi bütün gece aslında bunları yapacağız. Bunu da Power Teams üstünden yayınlayıp burada aynı şekilde, benzer şekilde buraya da bilgileri girip mesela toplantı esnasında işte şu assignment şu kişiye ait olsun deyip gönder dediğimde bu ilgili kişiye mailin gitmesini sağlayacağım ve mailin gelen cevabını da Ryzen ya da işte bizim şirketimizin SharePoint'inde listesinde kaydetmek, görmek olacak. Benim hedefim, nihai hedefim bu. Bunun için de Power Apps ile başlıyorum. Power Apps aslında bir yandan da şey, genel bilgiler de vermek istiyorum. Power Apps Microsoft'un cloud-based bir solution aslında. Cloud'da her şeyle tamamen cloud'da iş uygulamaları geliştirmenizi sağlayan bir ürünü. Power Platform ailesinin bir ürünü. Bu Power Platform'da 4 tane ürün var. Bunlardan bir tanesi zaten sizin de üyesi olduğunuz Power BI. Diğeri Power Apps ki bu gece uygulama geliştireceğiz. Bir diğeri Power Automate ki bu akşam da yine bir iş akışı geliştireceğiz sizlerle. İş akışlarınızı geliştirebildiğiniz, işte kendinize mail notification'ları aldığınız veya işte alert kurabildiğiniz, logic ekleyebildiğiniz bir şey uygulama Power Automate. Eski adıyla Flow, ardından Redis olup Power Automate oldu. Ve en son ürün de Power Virtual Agent. Bunlardan sunumda bahsediyordum ama şimdi böyle genel olarak bahsedeyim istiyorum. Power Virtual Agent da bizim yine şirket içi chatbot oluşturabildiğimiz, sürükle bırakla, what you see is what you get design, işte sohbet ağaçları oluşturduğumuz ve bunu Teams'de veya işte Power Apps'e entegre edebildiğimiz ve bizim chatbot oluşturmamızı sağlayan bir tool'u, bir ürünü. Bu dört üründen sadece aslında Power BI biraz çalışma mekanizması olarak diğer business application ürünlerinden farklı. O yüzden de aslında biraz daha ayrı bir kanalda ama hepsi birbiriyle muhteşem bir şekilde entegre ve aslında hepsi de 365 ailesinin bir ürünü olduğu için hem Office 365 hem de Dynamics 365 ile entegre. Yani bu ne demek? 365'te, Office 365'te veya Dynamics 365'teki bir veriye Microsoft Graph API'leri kullanarak, işte kendi custom konektörünüzü oluşturarak Power Apps'te ya da Power ailesinde, Power Platform ailesinde kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu ürünlerin hepsini de Teams'te yayınlayabilirsiniz. Yani özetle bizim bu akşam yapacağımız şey bu. Power Apps dedik ki cloud-based,
Dolayısıyla cloud üzerinde her şey çalışıyor. Her türlü veriyi çıkamıyoruz. KKVK dışında takılmayan verileri kullanabiliyorsunuz. Microsoft sizin için aslında Power Apps'te de biraz low code no code mantığıyla çalışıyor. Ne demek low code no code? Biraz daha citizen developerlar için. Yani hardcore bir developer değilseniz, oturayım saatlerce kod yazayım, uygulama yazayım değilseniz, benim gibi kötü bir yazılımcıysanız, yazılım böyle kodların arasında boğulmak istemiyorsanız ama kendi uygulamanızı, şirketler için çözümler arayan, işte basit böyle Excel sheetleri şeklinde duran şeyleri, verileri, tabloları böyle basit uygulamalar haline getirmek istiyorsanız Microsoft size Power Apps'i sunuyor. Power Apps'te aslında pek çok şey şurada görebileceğiniz şekilde şöyle yapalım. Aslında template'ler şeklinde template'leri buldum. Aradığınız herhangi bir alanla ilgili, yani çok benzer, birebir aynısı olmasa da çok benzer mutlaka template'ler bulabiliyorsunuz. Bu template'leri aslında çok basit giydirmelerle, değiştirmelerle kendinize hazır bir uygulama haline getirebiliyorsunuz. Ya da hayır, ben template kullanmayacağım, kendi işimi kendim göreceğim deyip kendi uygulamanızı da yapabilirsiniz. Ki ben bu akşam sıfırdan bir Canvas app yapacağım. Model Driven App'te kullanabilirsiniz ya da portal da oluşturabilirsiniz. Bu iki tip için aslında biraz Common Data Service kullanıyor olmak gerekiyor. Dolayısıyla bizimle müşterilerimizde sıklıkla kullandığımız şey model aslında Canvas App. Yani bir ciddi bir Power Dataverse kullanımınız yoksa Model Driven App oluşturamıyorsunuz zaten. Neyse, detaylarda boğulmayalım. Biz bu akşam Canvas App'le sıfırdan bir uygulama oluşturacağız. Oluşturmadan önce mevcut uygulamalarıma bakıyorum. Benim şirket içerisinde, tabii hep söylüyorum, burada şu an gördüğünüz her şey demo arkadaşlar. Bizim firmamızın environment'ı, default environment'ı, bu environment default değil ama biz bunu hep şeyler için kullanıyoruz, böyle eğitim etkinlikler için kullanıyoruz. Dolayısıyla buradaki her şey demo. Şirket içinde yayınlanmış bir uygulamayı burada gösteremiyorum. Ama bunlar bizim işte diyelim ki müşterilerimiz için veya sizin gibi katılımcılarımız için oluşturduğumuz dummy uygulamalar. Bu uygulamaları buradan editleyebilirim, paylaşabilirim, Teams'e ekleyebilirim, uygulamaların işte performansını gözleyebilirim, analiz edebilirim. Ki buradaki analitik kısmı aslında tamamen Power BI'den geliyor. Çok da güzel analizleri var. Deyip fazla detaya girmeyip hemen şuradan başlamak istiyorum. Aslında şuradaki şeylerden de bir bahsedeyim. Chatbot dediğimiz hemen buradan aslında az önce bahsettiğim Power Virtual Agent'la oluşturduğunuz chatbotları buraya entegre etmenizi sağlıyor. Ya da AI Builder, ki Power Platform ailesinin aslında altında yatan 3 koca temel şey var, basamak var diyelim. Bunlardan bir tanesi AI Builder, diğerleri Data Connector ve bir diğeri de Dataverse kullanımı. AI Builder nedir? Bir data scientist olmanıza gerek kalmadan ya da işte kendi AI modelinizi oluşturamayacak durumdaysanız, ben data scientist değilim, kendi AI modelimi de kendi kendime oluşturmam belki 3 yılımı, 5 yılımı, 3 ayımı, 5 ayımı, neyse bir süremi alacak. Microsoft'un hazır sunduğu modelleri kullanarak ya da işte Microsoft'un hazır bize taslağını verdi, template şeklinde verdiği modelleri kullanarak hazırladığım uygulamalara AI yeteneği kazandırmamı sağlıyor. Tabii bu da lisansa tabi ama mesela işte diyelim ki faturalarınız, fişleriniz var muhasebe bölümünde. Yapacağınız bir Power Apps uygulamada AI Builder'da işte form processing ya da object detection ya da prediction, bu şeyleri, modelleri kullanarak, modeli eğiterek veya bazı modellerin eğitilmesine gerek yok, direkt tool olarak kullanıma hazır. Eğiterek siz işte faturada hangi firmanın, yani firma adının nerede olduğunu, fatura numarasını, toplam tutarını, işte KDV'si vesaire bilgilerini alıp işte Excel'e kaydedebilirsiniz. Ya da işte daha farklı nerede kullanıyorsanız o verileri kullanabilirsiniz.
AI Builder'ı yeteneği aslında asıl parladığı yer chatbotlar. Çünkü chatbotlarda AI Builder'ı kullandığınız an chatbot bir süre sonra assumptionlar yapmaya başlıyor ve hani size daha chatbot yaşlandıkça, tabii bir de chatbotun kullanım miktarına ve süresine de bağlı olarak chatbotun akıllanmasını ve öğrenmesini hızlandırıyor, kolaylaştırıyor. Ama Power Apps'te de bu AI Builder kullanımı bu şekilde. Deyip başlıyorum Canvas App'e. Hemen App'ime bir isim veriyorum. Meltem Hanım, burada ben bir soru sorayım. Bana en Power Apps ile ilgili konu açıldığı zaman ilk sorulan şeylerden bir tanesi bu. Canvas App ne? Model Driven App ne? Genelde de karşıma çıkan senaryo ya on-prem'de ya Azure'da bir SQL üzerinden veya bir SharePoint listesi üzerinden veya bir Excel üzerinden bir uygulama geliştirmek istiyoruz diye söze başlanıyor. Ama hangisini seçmemiz gerekiyor? Lisanslı olarak da nasıl bir şey çıkıyor? İlk Power Apps sorusu her zaman için benim karşılaştığım bu. Söyleyeyim. Hemen şöyle ifade edeyim. Şimdi birincisi Canvas App on-prem'de veya işte cloud'da veri tabanınız nerede? Nerede olduğunu hiç bakmaksızın, erişiminizin nasıl olduğuna bakmaksızın herkesin uygulama oluşturabileceği en standart, en sıfırdan uygulama oluşturabileceği adı üstünde Canvas. Boş bir tuval aslında. Model Driven App ise diyelim ki işte Dynamics 365 kullanıyorsunuz ya da Office 365 kullanıyorsunuz. İşte bu CRM programlarında işte account table'lar geliyor, işte account'ın içerisinde bir sürü hani o böyle dolu gelen verileri direkt kullanabilmenizi sağlayan Model Driven App'tir. Eğer firma olarak Dynamics kısmında veya işte Office kısmında bir Dataverse kullanımınız yoksa, Dataverse'ü de şöyle ben izah edeyim. Aslında Dataverse ile Microsoft'un Azure SQL DBC gibi bir cloud-based veri tabanıdır. Ve ortak bir dilde herkesin aynı veri tabanını aynı şekilde kullanmasını amaçlar. Zaten eski adı da Common Data Service'tı. Common Data Service yeniden değiştirdiler ve Dataverse oldu. Terminoloji değişikliği sadece. Open source bir veri tabanı. Bunu GitHub üstünden kendi modelinizi oluşturup firmanıza entegre edip bunu kullanabilirsiniz. Eğer böyle hazırda kullandığınız bir Dataverse kullanımınız yoksa zaten Model Driven App oluşturamıyorsunuz. Ki firmalarımızın bizim şimdiye kadar yaptığımız uygulamalarda, şirket içi uygulamalarında çok bir Dataverse yaygın kullanımı yok. Böyle bir talep de yok. Aslında mesela Microsoft'tan lisans satın aldığınızda size Dataverse belirli bir alan ayırıyorlar. Bu işte kaç terabaytta hatırlamıyorum ama belirli bir alan ayırıyorlar cloud'da. Bunu kullanmayı tercih etmiyor firmalar. Kullanmadığı için de Model Driven App yapma şansımız çok olmuyor. Çok olmuyor değil, hiç olmuyor. Dolayısıyla eğer bir işte CDS kullanımınız yoksa ben normal SQL'de verilerimi tutuyorum veya işte SharePoint'te liste şeklinde tutuyorum. Oradan şuraya SAP'yi aktarıyorum. SAP'den alıyorum bilmem ne vesaire diyorsanız Canvas App kullanıyoruz. Yeterince açıklayıcı oldu mu? Benim için fazlasıyla. Ben de bu akşam SharePoint Online'de bir oluşturulmuş bir listeyi veri tabanı olarak kullanacağım. Bunu özellikle SharePoint'i tercih ettim çünkü avantajları da var, dezavantajları da var. Yani şık gözüken yerleri de var, gözükmeyen yerleri de var. Bunları biraz izah etmek için SharePoint kullandım. Çünkü SharePoint kullanımı biraz yaygın ve rahat ve kolay. Yani son kullanıcının çok rahatlıkla kullanılabileceği bir rahat bir arayüzü var. O yüzden talebi fazla. Ama SharePoint ile Power Apps'in entegrasyonunda da bazı şeyler var böyle, sıkıntılar var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi uygulamamıza bir isim veriyorum. Yani bu Power Apps, şundan bahsedeyim. Şurada yazdığım şu isim var ya, Power BI Türkiye demo şeklinde. Böyle bir uygulama ismi veriyorum. Şurada PUG Turkey yazıyorum. PUG Turkey yazdım. Tablet formatı mı, font formatı mı? Benim burada yayınladığım tablet formatıydı. Ama fon yayınlayalım şimdi ya da tablet yayınlayalım fark etmez. Tablet formatında bir tane uygulama yapıyorum. Bu arada bu uygulamayı telefonlarınıza indirebilirsiniz. Telefonlarınızdan işle ilgili herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Şimdi
Ben Power Apps'in stüdyosundayım. Bu stüdyo benim uygulamamı oluşturacağım yer. Bütün kontrolleri buradan ekliyorum, veri tabanına buradan bağlanıyorum ve bütün her şeyi burada yapıyorum, kaydedip publish ediyorum. Burası bu stüdyoda benim Power Apps'in uygulamaların hayata geldiği nokta, yer. Şimdi biraz buraya bakalım, inceleyelim istiyorum. Side menüde neler var, neler yok, biz neyi kullanacağız? Şimdi insert kısmında normal aslında uygulama geliştirirken kullandığınız kontrolleri eklediğiniz yerdir burası. Data kısmı ise buradaki her bir kontrolün veya uygulamanın kendisinin tamamında hangi veri tabanlarını kullanacaksanız onları eklediğiniz yer. Konsolu burası. Ve ben hemen şöyle şöyle bir Power BI Türkiye demo şeklinde bir liste oluşturdum. Bu listeyi oluşturmak zaten çok basit. Aslında sıfırdan da oluşturabilirdim. İşte add column, ne tipinde bir kolon ekleyelim. İşte choice olsun. Onaylı durum mesela bu şekilde. Gelin bakalım, editleyelim. Onaylı durumu, onay durumu kolonunda aslında 3 tane şey var, seçenek var. Onaylandı, reddedildi veya bekletildi. Bu ne? Onaylayan kişinin, bu kişinin mailde verdiği cevabı görüyoruz aslında burada. İşte task adı ya da işte şey title, çok pardon, title, atanan iş, genel bir isim ve bu işin ne olduğu, bu işin kime atandığı ve atanan kişinin cevabını tuttuğum çok basit bir liste. Bu listeyi ardından bu verileri istediğiniz yere bağlayabilirsiniz, entegre edebilirsiniz vesaire vesaire. Ama şimdi ben hazır oluşturulan bu listeyi Power Apps'e bağlayacağım. Bunun için de Add Data diyorum ve şuraya SharePoint yazıyorum. Çok pardon, telefonumun sesi açık kalmış, onu hemen kapatıyorum. SharePoint yazıyorum. Benden eğer daha önce sync olmadıysam işte bir kullanıcı adı ve username istiyor. Sync olduktan sonra bana soruyor. Senin bu ulaşmak istediğin liste nerede? Hemen adresini veriyorum. Bu listede bu kadar liste var diyor. Bu adreste bu kadar liste var. Hangisine erişmek istiyorsun? Power BI Türkiye demoyu ben veri tabanı olarak kullanacağım diyorum. Ve aslında kullanmak istediğim veri tabanını buraya ekledim. Her bir kontrole ayrı ayrı veri tabanları ekleyebilirsiniz. Veri tabanları arasında ilişki kurabilirsiniz. Burada yaptığınız bir değişiklik anında veri tabanına yansır. Veri tabanında yaptığınız bir değişikliğin buraya yansıması için yaptığınız bu connection'ı refresh etmeniz gerekir. Yani aslında bu kadar basit. Yani veri tabanı eklemek, oturup böyle kod yazmanıza vesaire gerek kalmadan 3 tıkla gerçekten veri tabanını ekledim. Ben şimdi veri tabanını ekledikten sonra bir de şuraya önce bir text label eklemek istiyorum, göstermek için sadece. Ne kadar basit olduğunu göstermek için. EGU Türkiye olsun, demo olsun adam. Şunu kapatalım. PGU Türkiye demo. Boyutu 25 olsun. Bu bizim yapacağımız demonun başlığı aslında. Bold olsun, ortada olsun. Yani bu kontrolleri bu kadar kolay yapmak, yazılımcı, hardcore yazılımcı değilseniz ve kod yazmayı sevmiyorsanız gerçekten benim gibi bir tipseniz mucize. Sürükle bıraklan ya da işte burada işte şunu değiştirin, bunu değiştireyim de hemen her şeyi hızlıca yapıyorsunuz. Zaten dediğim gibi Power Apps'te amaç biraz daha herkes yazılımcı olmak zorunda değil ama hani herkes teknolojiyi kullanıyor. Kendi işini görebilecek kadar uygulama geliştirmeyi bilsin. Az biraz bir yazılım temeliyle kendi uygulamalarını oluşturabilsin. Citizen Development gerçekten şey forever diyorum ve devam ediyorum. Şimdi uygulamama ismini verdim. Böyle işte uygulamamı bir başlık ekledim. Peki ben buradaki bu tabloyu Power Apps'e nasıl aktaracağım?
Bunun için form kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada birazdan şeyleri göreceğiz, aksaklıkları göreceğiz. SharePoint ile Power Apps'in aslında muhteşem bir ikili olmadığını, böyle bir takım sorunlar çıktığını göreceğiz. Ama bence bu kadar kusur kadı kızında da olur. Ben buraya bir tane uygulama bir tane form ekledim. Ama bu forma şu an hiçbir şey gözükmüyor. Hangi veri tabanına bağlayacağımı daha söylemedim. Onu da buradan Properties ve Advanced sekmesinden kontrol ediyorum. Properties bu kontrolün özelliklerini değiştirebildiğim, kullanabildiğim bir pencere. Bunu buradan da kontrol edebilirsiniz. Ya da ben kod yazmak istiyorum, ben işte formül yazmak istiyorum diyorsanız da buradaki formül barı da kullanabilirsiniz. Data source kısmına girmek istediğiniz, bağlamak istediğiniz veri tabanını yazdığınızda bu veri tabanındaki bu kolonlar form şeklinde buraya gelecek. Data source şu an NaN ama ben NaN istemiyorum ve benim Power BI Türkiye demo için hazırladığım kolonlar gelsin istiyorum. Şimdi kolonlar geldi. Güzel ama benim burada olmayan, aslında SharePoint'in arkada tuttuğu bir sürü field var. Bu fieldlar, mesela add field dediğimizde bunları görebiliriz. Bu şeyi işte kim oluşturdu, ne zaman oluşturdu vesaire gibi bir sürü kolon var hazırda. Ama ben bunları kullanmak istemiyorum. Dolayısıyla ben şu attachment'ı kaldıracağım. Bu akşam attachment kullanmayacağım. Title, dikkat edin burada task adıydı, burada title olarak attı. Bu da problem değil, bunu da değiştirebilirim. Bu da hiç sıkıntı değil. Açıklama, onaylayan ve onay durumu. Şimdi bunu birazcık böyle bir tipini düzeltmek istiyorum. Bir yandan da hani nasıl kontrollere müdahale ettiğimizi görmenizi istiyorum. Şimdi SharePoint'ten geldiğinde bu veriler aslında kilitli. Kartlar kilitli geliyorlar. Yani modifiye edilemez. Ama bunların kilidini kırmak çok kolay. Double click kadar kolay. Şöyle yaptığınızda unlock. Artık bunu istediğiniz şekilde evirip çevirebilirsiniz. Adını değiştirebilirsiniz. Burada mesela title yazıyor ama ben title yazsın istemiyorum. Task adı yazsın istiyorum. Ya da şuradaki bu zorunlu işareti kalksın istiyorum. Unlock açamadım. Şöyle açtım. Şimdi delete dedim. Geçti gitti. Şu kartı biraz büyütelim istiyorum. Ya da diyorum ki burada üstte 3, altta bir 2 tane, bir tane bulunmasın, 2-2 dağılsın diyorum. Bunları burada değiştiriyorum. Yani istediğiniz her türlü o değişikliği yapabilirsiniz. Şimdi bazı değişiklikleri Power Apps'te yapmak kolay. Bazı değişiklikleri burada liste üstünde kolonlarla yapmak daha kolay. Mesela ne? Bizim en çok sık yaşadığımız problemlerden bir tanesi SharePoint'teki dropdownlarla Power Apps'teki dropdownlar, oluşturduğumuz dropdownlar çok kolay cascading olmuyorlar. Dolayısıyla eğer ki böyle bir cascading dropdown kullanma ihtiyacınız varsa böyle bir durumda SharePoint kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Bu biraz sıkıntı çıkartıyor. Ya da diyelim ki bir combo box oluşturacaksınız. SharePoint'te oluşturduğunuz combo box'ı Power Apps'te hemen kolay bir şekilde entegre edemiyorsunuz. Ya da search koyacaksınız, işte combo box'ta search, filter. Bu tür şeyler SharePoint listesinde kolaylıkla yapılabiliyor. Ama Power Apps'e aktarıldığında bir takım fonksiyonel bozukluklar çıkıyor. Halledilemiyor mu? Tabii ki de hallediliyor. Ama biraz meşakkatli. Şimdi bir diğeri de şu. Ben şimdi geldim, ne yaptım? SharePoint'te oluşturdum bir listeyi, veri tabanı kullanarak burada bir form oluşturdum. Power Apps'te oluşturduğum formu biraz modifiye ettim. Şimdi bu formu nasıl gözüktüğüne bakmak istiyorum. Bir yandan da bu formdaki bilgilerin artık veri tabanına ve işte onaylayan kişiye mail olarak gitmesi kısmını yapacağım. Bu kısma geldiğimde, şurada run dediğimde aslında hiçbir şey görmüyorum. No item to display. Bakın teksti görebiliyorum ama formu göremiyorum.
Bu da yine SharePoint ile Power Apps arasında çelişen bir nokta. Bu gibi durumlar için şöyle bir defaya mahsul buton koyuyoruz. Yani bununla ilgili ticketler açılmış, bununla ilgili geliştirmeler yapılıyor. Ama şu an için işleyen yöntemimiz bu. Şuraya bir tane bu butonun on select eventine geliyorum, diyorum ki new form ve bu formun adı form 1. Nereden biliyorum bu formun adının form 1 olduğunu? Onu da şuradan biliyorum. TreeView'da tam olarak aslında bu uygulama içerisindeki şeyleri görüyorsun, sayfaları. Sayfalar içerisindeki kontrolleri, her bir kontrolün ismini. Yazılımcılar bilir, bu normalde bu isimler bu şekilde kullanılmaz. Bunların her birinin bir isim verme kuralı vardır. Atıyorum işte labels'a LB, radio buttons'a RB bilmem ne şeklinde özel isimler verilir. Onun neyi ifade ettiği anlaşılsın, kolay anlaşılsın diye. Ama şu an ben bunlara hiç girmiyorum. Ve direkt bu formun, şu eklediğim formun adının form 1 olduğunu biliyorum. Ve butona gelip diyorum ki ben buradaki sil butonuna bastığımda yeni bir form aç bana. Gördüğünüz gibi hala şu an form yok. Ama sil dediğimde artık formun içerisindeki bilgileri silip yeni bir form getiriyor bana. Bu da göstermek istediğim SharePoint ile ilgili yaşanan küçük aksaklıklardan bir tanesiydi. Ama bunu sonra işte disable edebilirsiniz, rengini beyazlaştırabilirsiniz, gösterebilirsiniz. Bu bir defaya mahsus. İlk kullanımda açılması gereken bir şey bu. Ama şu an ben buna girmeyeceğim ve devam edeceğim. Diyeceğim ki bir buton daha ekle. Bu da gönder butonum. İstiyorum ki toplantı sırasında, şurada ben toplantı yaptım, buraya task girdim, task'ın açıklamasını girdim ve bu işi işte bizim şirketten Simten'e atadım. Gönder butonumla bunu veri tabanına kaydetsin. İşte Simten'e şu işlem şu isimle gitti. Simten onayladı mı, onaylamadı mı, reddetti mi? Bunu da buradan göreceğim. Bu arada buradaki her adım için birazdan değineceğim. Power Automate Flow'da herhangi bir flow, bir şey koyabilirsiniz, akış koyabilirsiniz. Ben sadece bir tanesini göstereceğim. Gerisi sizin hayal dünyanıza kalmış. Şimdi gelelim göndere. Gönder kısmım için yapmam gereken şey şu. Onaylayan onay durumu. Ha bir de şu onay durumunu burada görmek saçma. Şu formun edit field'ını, çünkü onay durumunu ben burada görmeyeceğim. Onay durumunu SharePoint tarafında göreceğim. Şimdi buradaki bilgilerin kaydedilmesini istediğim için submit form. Bunu kullanıyorum. Hangi formu submit edeyim? Form 1'e. Bitti. Bu kadar. Şimdi bir tane deneme yapıyorum. Task adı işte test olsun. Test için. Kime gidecek bu iş? Gelin şurada bir de şunu izah edeyim. Bu kolon, onaylayan kolonum column settings edit dediğimde person tipinde. Person or group tipinde. Bu demiştim ya Power Apps, işte SharePoint, bunlar hep 365 ailesinin üyeleri. Dolayısıyla sizin eğer aktif bir 365 kullanımınız varsa ya da aktif bir Active Directory kullanımınız varsa Azure'da, sizin şirketinizdeki grup bilgilerini, sizin şirketinizdeki personel bilgilerini, bu personellerin işte girdiği bütün özlük bilgilerini ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben burada bu akşam hazırlarken onaylayan tipinde, person tipinde seçtim. Yani bizim şirketten bir kişiye gidecek bu. Şunu unutmayın, hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Power Platform ailesi hep şirket içi uygulamalardır. Hep enterprise müşterilerin şirket içi kullanımlarına sunulmuş uygulamalardır. Dolayısıyla burada bahsettiğim her şey şirket içi.
Şirket dışını açmanızın yolları var mı? Evet var ama biraz meşakkatli, tercih edilmeyen yollardır. Diyelim ki işte kendi firmanızda bir uygulama yapıyorsunuz ama bu uygulamanın ne diyelim müşterilerinizden, bazı müşterileriniz tarafından da kullanılmasını istiyorsunuz. Böyle bir durumda yine SharePoint'te oluşturacağınız bir kullanıcı listesiyle onların da kullanımını açabilirsiniz. Yani illa şirket içi benim şirketimden birisi olmak zorunda değil. Böyle kulağı biraz dolandırarak tuttuğunuzda bu uygulamaları dışarıya da açabiliyorsunuz. Onaylayan kişi, ben bu task'ini Meltem Ballıeker'e gönder diyeceğim. Şimdi gönder diyeceğim ama bana tabii ki de bir mail vesaire bir şey gelmeyecek. Sadece şuraya düşecek. Şöyle refreshleyelim. Gördüğünüz gibi test için geldi. Şunların bir öncesinde bir delete'leyelim. Sıfırdan başlayalım. Bir uygulama, Power Apps uygulamayı kullandım ve buraya bir task girdim. Ama şu an henüz bir onay durumum vesaire bir şeyim yok. Dolayısıyla benim artık Power Automate'i kullanarak bu Meltem kişisini seçenekli bir mail göndermem gerekiyor. Meltem bu task'a baksın, açıklamasını okusun, bu task'ın kimden geldiğini görsün. Patrondan gelirse hemen direkt kabul etsin. İşte 3 tane şey opsiyondan birini seçsin ve ben Meltem'in bu task'ı kabul edip etmediğini göreyim istiyorum. Bunun için de Power Automate'e geliyorum. Şuradan Power Automate Flow üstünden geliyoruz arkadaşlar. Power Automate Flow. Power Automate tıpkı aslında Power Apps gibi aynı benzer kullanıcı şeyleri var, arayüzleri var. Kullanımı kolay. Sadece burada birazcık duracağım. Çünkü şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Siz Microsoft'tan lisans satın aldığınızda bu Microsoft size bir environment oluşturuyor. E3 veya E5 lisans satın aldığınızda, kullansanız da kullanmasanız da cloud'da sizin için bir environment açılmış oluyor. Eğer ki Power Automate Power Apps burada oluşturduğunuz bir flow'u Power Apps'te kullanmak istiyorsanız mutlaka iki uygulamanın da hem flow'un hem de uygulamanın aynı environment'da olması gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Birden fazla environment var. Eğer ben Rise'da veya MS Demo'da hazırladığım bir flow'u burada default'ta olan bir uygulamada kullanamıyorum. Bir diğer hatırlatma, bu uygulamayı özellikle Rise'ın default'unda yapıyorum. Çünkü share etmek için ya da save edip publish etmek için uygulamaları default'ta hazırlamanız gerekiyor. Production tipi var, değişik tipleri var. Bununla ilgili yazıları internetten bulabilirsiniz. İşte trial var, 15 gün, 30 gün içerisinde kendini expire ediyor vesaire vesaire bir sürü tipi var. Ama gün sonunda paylaşmak istediğiniz uygulamayı default'ta yayınlamanız gerekiyor. Neyse, bu bilgileri de verdikten sonra geliyorum şimdi ben burada bir flow oluşturacağım. Mevcut flow'larım var. Hadi gelin bakalım mevcutta hangi flow'larım var. Gördüğünüz gibi bazısında Power BI, bazısında SharePoint, bazısında işte Twitter var mesela. Twitter kaldırmışım. İsabet olmuş çünkü biraz şey oluyor, Twitter'dan gelen flow'lar çıldırtıyor. Tetikli flow'un çalışma mekanizmasında şöyle bahsedeyim ben size. Hatta şunu bir açalım. Edit diyelim. Flow'lar aslında iki ana şeyle çalışır, bağlayıcıyla çalışır. Birincisi soru şunu sorar. Ben bir iş akışı oluşturmak istiyorum ama bu iş akışı nasıl tetiklenecek? Yani bunun trigger'ı ne? Bizim durumumuzda Power Apps'teki şu buton. Butonu tıkladığım an Power Apps buton tıklama benim trigger'ım olacak. Peki, Power Apps'te buton tıklandığında ne yapacak? Ne yapmasını, ne gibi bir action almasını istiyorsun? İşte e-mail göndersin. Nasıl e-mail gönderecek?
switch case'lere gireceğiz vesaire vesaire. Bu az önce ilk yaptığım uygulamada bana mail geldi, işte reddettim, beklettim vesaire. Onun flow'uydu. Biz şimdi bunu sıfırdan oluşturmayı göreceğiz. Şimdi bundan ayrılıyorum ben. Hazırda bir sürü template var. Flow template'i var. Tetikleyicisi, trigger'ı, action'ı, her şeyi burada. Schedule'ı, işte nasıl schedule etmek istiyorsun vesaire. İşte Power BI ile nasıl entegre olsun mesela. Power BI'de alert kurabiliyorsunuz ama aslında alert kurmadan da burada Power Automate'de bir iş akışı oluşturabiliyorsunuz. Mesela burada Power BI'de veri alerte ulaşması bu flow'un tetikleyicisi. Burada artık gerisi işte ne yapmasını, ne gibi bir action almasını istiyorsanız onları dizayn edebiliyorsunuz. Bu arada bu flow, cloud'da da Logic Apps var. Bilmiyorum Azure kullananlar ya da işte hakim olanlar var mı aranızda ama cloud'da mesela Logic App ile buradaki flow arasında aslında çok da bir fark yok. Mantık olarak tamamen aynı şeyleri, aynı prosedürle hareket ediyorlar. Eğer bir Logic App'e aşinalığınız varsa Power Automate'de aşina olmanız kolay. Power Automate'de tıpkı Power BI gibi iki ürün şeklinde çıkıyor. İki farklı yerde hizmet veriyor. Biri desktop, biri de cloud. Desktop tarafında daha çok işte RPA çalışmaları yapılıyor. Sizin işte mouse hareketinizi izleyip onu tekrar edip işte oradaki verileri toplayabiliyor. Power Automate'de dediğim gibi Power Platform ailesindeki bütün ürünlerle entegre oluyor. Neyse hemen çok uzatmadan bir şey yapalım. Create diyelim ve başlayalım flow'umuzu oluşturmaya. Şimdi burada hazırda template'ler kullanmayacağım dedim ve bir tane instant flow oluşturuyorum. Flow'unuzun tipi de değişiklik gösterebiliyor. Desktop flow oluşturmayacağım, BPF oluşturmayacağım ya da scheduled oluşturmayacağım. Yani şu kadar saatte bir çalışsın diye oluşturmayacağım. Instant, yani benim tetiklememle başlayacak bir flow oluşturacağım. Ya da şöyle de yapabilirim. Bunu göstereyim. Şimdi daha güzel olur. Power Apps üzerinden de ben az önce açtığım Power Flow Microsoft.com'a ulaşabilirim. Nasıl? Bu butona bir action vereceğim. Ve vereceğim action da Power Automate üstünden. Benim default environment'ımdaki bütün tetikleyicisi Power Apps olan bütün flow'lara buradan ulaşabiliyorum. Ama ben buradan herhangi bir mevcutu kullanmayacağım. Kullanabilirim. Ama kullanmayacağım ve create new diyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi create new dediğimde bana zaten hazır template'leri getiriyor ama hangi template'leri getiriyor? Trigger Power Apps olan. Şimdi Power Apps SharePoint'te bir item'ı update etsin, şuna mail göndersin şeklinde bir trigger mi istiyorsun? Ya da işte bir approval mı olsun? Evet aslında approval olacak ama bunu ben bu akşam kendim yapacağım. Dolayısıyla Power Apps'te buton tıklandığında tetiklenen bir flow olsun istiyorum. Buna da bir isim verelim. Şöyle bir isim verdim. Benim flow'umun adı bu. Tetikleyicisi de Power Apps'teki o butonun tıklanması. Şimdi diyorum ki send email with options. Yani Power Apps'teki bu buton tıklandığında buradaki onaylayan kişisine mail gitsin. Kime gidecek bu mail diyor? Ben diyorum ki bunu ben sana şu an bir değişken olarak atıyorum. Birazdan Power Apps'te bu değişkenin ne olduğunu sana söyleyeceğim. Ama şu an bu bir değişken olarak kalsın diyorum. Şimdi konusu ne olsun mailin diyor. Diyorum ki işte adınıza bir iş anda. Bu mail başlığı bu olacak. Adınıza bir iş atandı. Peki choice'ların ne olsun? Onaylı olsun. Onayla. Beklet olsun. Ve reddet. Onayla, beklet, reddet. Şimdi kullanıcıya 3 farklı tipte şey gidecek. Şu göstereyim. Tabii bunu kullan. Bu arada flow geri döndürülemez olduğu için bir kere onayladınız mı? O işi onayladınız. O iş artık sizin. Bunun bir geri dönüşü yok.
O yüzden şurada gösteremiyorum size. Buradan devam ediyorum. Mailin body kısmını dolduruyorum şimdi. Bu kişi body adlı kişi size bir iş atadı. Değişkenleri doldurabilirsiniz. İstediğiniz kadar değişken atabilirsiniz. İşin detayları için aşağı detayları aşağıdadır diye. İşte işin adı yani task adı öyle değil mi? Task adını ben istiyorum ki Power Apps'te gireyim. Yani işin adı yine bir değişken atadım. Şu task adı girsin. İşin açıklaması yine yeni bir değişken atıyorum ve body bir. Bu isimleri değiştirebilirsiniz. Şimdi benim o kadar vaktim yok. Lütfen. Evet, tamam. Burada bir soru vardı galiba. Hakan Bey miydi? Bir el kaldı. Evet, evet. Değişken atama kısmını tam göremedim. Nasıl atıyorsunuz? Nasıl atıyorum? Tamam. Hemen şurada. Ask in Power Apps var ya bu. Evet. Ona burada. Tıklayınca. Tıklayınca. Tamam. Ben şimdi bu pencereye geldiğimde kendisi zaten dinamik content mi yoksa bir expression'la bir değişken mi atamak istiyorsun diye soruyor. Ben bir dinamik content yani bunları Power Apps'ten alacağım dediğim için ask me, ask in Power Apps diyorum. See more dediğimde ask in Power Apps çıkıyor. Evet, ve evet. Bu değişkenleri şey yapıyor. İsimlerini değiştirmekte fayda var. Birazdan neden olduğunu göreceğiz. Şimdi bu kişi options to body, bu da body 1. Bunları birazdan kullanacağız. O da şöyle. Devam ediyorum. Şimdi maili oluşturdum. Şu kişisi size şu maili gönder, işi atadı. Lütfen değerlendiriniz deyip onayla beklet, reddet diyeceğim. Şimdi gelelim işin biraz daha çetrefilli kısmına. Switch kısmına. Geliyorum switch kısmında. Diyor ki neyi değerlendireceğim? Yukarıdaki kullanıcının tıkladığı o option'ı istiyorum. Selected option. Neyi tıkladıysam. Bu şuradaki option'larım neydi? Onaylı beklet, reddet. Onaylı olabilir. Beklet olabilir. Değil mi? Beklet şeklinde yazmıştım. Evet. Ya da reddet olabilir. Güzel. 3 tane case'imi de yazdım. Peki bu 3 case için ne gibi bir aksiyon alacağım? Bana onu soruyor. Diyorum ki update an item diyeceksin ve SharePoint'te şu kolonu update edeceksin. Neyi seçtiyse bu kolondaki choice'ları buraya gireceğim. Beklet dediğinde beklemede ya da reddet tıkladığında reddedildi yazacak burada. Şimdi bu bilgiye giriyorum. Site'ıma giriyorum. Teams. List name'im Power BI Türkiye Demo. Bir ID Asking Power Apps diyorum. Title dediğimde aslında şurada girdiğim title kısmı. Options to. Şu. Bu. Hayır. Task adı. Pardon. Task adı. İşin adı. Yani body. Options with body. Kısmı gelecek. Evet. Options with body. Şu. İşte bu değişkenlerin isimlerini düzgün kullanmak burada şey yapıyor. Şuradaki title'la benim buradaki zorundan girmek zorunda olduğum title'ın aynı olması gerekiyor. Devam ediyorum. Onay durumu ne olacak diyor. Onaylayı tıkladığında şuradaki kolondaki onaylandı yazısı gelsin istiyorum. Dolayısıyla burada onaylandı. Bitti. Bu kadar.
Şimdi aynı şeyi beklet ve reddet içinde yapıyorum. Hemen hızlıca yapmaya çalışıyorum. Unique identifier'ım bu. Title'ım body'ydi. Beklete bastığında Power Apps SharePoint'te beklemede yazısı yazacak. Reddetten. Evet, burada da reddedildi. Aslında flow'umu oluşturdum. Save ediyorum şu anda. Hızlı bir şekilde oluşturdum. Bir daha bakalım Power Apps'e tetiklenecek, mail gönderecek. Mailde optionlar olacak 3 tane ve mailin içeriğine değişkenler atalım. Her bir durum içinde conditionlarımı yazdım ve save ettim. Tamam. Bitti. Aslında Power Automate'li işim benim buraya kadardı. Normalde adetlendir, test edilir vesaire ama şimdi bunlara girmiyorum ve geliyorum burada Power Apps kısmından bu butona ben bu action'ı nasıl vereceğim? Az önce oluşturduğum PUG Turkey isimli şu flow'u artık buraya entegre ediyorum. İşte iki uygulama arasında oluşturmak bu kadar basit. Entegre oluşturmak, iki uygulamayı birbirine entegre etmek bu kadar basit. Şimdi şurada bir submit form gitti. Hemen onu bir şey yapalım. Submit form. Şöyle. Submit form. Form 1. İşlemleri birbirinden noktalı virgülle ayırıyoruz. Bunu da söyleyelim. Şimdi benim bu flow'umun değişkenlerini atamaya geldi sıram. Şimdi flow tarafında, Power Automate tarafında atadığım bu değişkenlerin burada neye tekabül ettiğini söylemeye geldi. Şimdi Send Email with Options to kısmı aslında benim onaylayan kısmımda. Dolayısıyla Form 1'in Last Submit onaylayan kişinin e-mailine gönder. Bu kişinin e-maili to'ya gidecek. Şimdi gelelim buraya. Şu kişisi demiştik hatırlarsanız. Bu kişi de tam olarak şuradaki şu kişi. Yani bu uygulamayı kullanan kişi, uygulamayı oluşturan kişi. Dolayısıyla bu da user içinde ve user'ın full name'i. Devam ediyorum. Üçüncü değişkenim işte neydi? İşin açıklaması. İşin açıklaması. Gelsin bu da. Form 1. Last submit. Nokta açıklama. Açıklama. Bir tane ID atadım. O şu iki uygulama arasındaki unikliği sağlamak için attığımız bir şey aslında. ID bizim burada oluşturduğumuz bir ID. Ona da şöyle diyorum. Form 1 plus submit. Buradaki için şey yapıyorum aslında arasındaki ID ile ortaklığı sağlıyorum. Ve devam ediyorum. Bu işlemleri yaptıktan sonra bana yeni bir form aç ve form 1'i tertemiz getir. Form 1'i düzgün yazamadım. Form 1'i tertemiz getir. Tamam. Yani aslında şu an her şey güzel gözüküyor. Neler yaptık? Bir tane veri tabanından aldık listenizi, burada bir forma entegre ettik. Bu formada Power Automate üstünden bir tane hareket verdik. Şimdi bunu bir Ctrl S'le kaydedelim. Save diyorum.
Ve hemen bir deneme yapalım istiyorum. Share demeyeceğim, save diyeceğim. Şimdi geliyorum diyorum ki test mesela 20-57 olsun. Eyvah eyvah. Şöyle onaylayan da Meltem. Beklemem şu ki bana mail gelsin. Bu değil. Yeni bir mail gelsin. Evet. Ve bu mailde onayla, beklet, reddet. Ben bana atanan bu ADP açıklamalı ismi reddediyorum. Reddete bastım. Hop. 20-57'li uygulama reddedildi. Gördüğünüz gibi ben uygulamayı reddettim. Değişkenlere doğru isim vermediğim için burada karıştırdım birazcık. Ama problem değil. Şimdi bu uygulamayı bir Teams'e nasıl entegre edeceğimizden hemen hızlıca bahsedeyim. Bu uygulamayı arkadaşlar file kısmından share dediğinizde add to team. Eğer burada add to team derseniz sadece kanalınıza eklersiniz. Dolayısıyla ben bunu istemiyorum ve download app diyorum. PUG Turkey isimli uygulamayı zip dosyası olarak indirdim. İndirdi ve burada bir manifest.json dosyası var. Bunu açıyorum Visual Studio'dan. Gelmedi daha. Şöyle gelsin. Şimdi değil. Neden kaçtın? Ve burada configurable tabs altında kontekstin içerisine ben bu uygulamayı şurada yayınlamak istediğim için buranın adı site panel. Geliyorum buraya. Meeting site panel diyorum. Ve virgülü koyuyorum. Kaydediyorum. Kaydettim. Ne yaptım? Uygulamayı aslında download ettim ve içerisindeki manifest.json dosyasını birazcık manipüle ettim ve site panel'ı ekledim. Ekledikten sonra aslında işim çok daha kolay. Bundan sonrası hızlı. O da şöyle. Teams'e geliyorum. Teams'de Teams app içerisinde indirmek, yüklemek istediğim uygulamayı geliyorum. Upload a customized app diyorum. Şimdi bana burada şunu soruyor. Sen bunu kendin mi kullanacaksın yoksa senin şirketindeki bütün herkes mi kullanacak? Şimdilik benim şirketimdeki herkes kullansın diyorum. Ve downloads içerisindeki şu uygulamayı buraya yüklüyorum. Geldi. Uygulamam geldi. Yani bu uygulamayı şu an RISE teknoloji içerisindeki herkes kullanabilir. Ama ben bunu site panel'a eklediğim için hemen onu da şöyle göstereyim. Bugün aslında bir linki değiştirdik. Linki değiştirmemizin sebebi de buydu arkadaşlar. Eğer organizer'sanız veya aynı şirket içerisinde değilseniz bu uygulamayı şu meeting'i edit yapmanıza izin vermiyor. Edit yapmadığım sürece de ben mevcut customized app'leri burada sizlere gösteremiyorum, entegre edemiyorum. Dolayısıyla biz bir değişikliğe gittik ve organizer'ı Halil'den Meltem'e çevirdik. O yüzden bu toplantının organizer'ı ben olduğum için şu an bu toplantıyı editleyebiliyorum ve istediğim uygulamayı ekliyorum. Edit dediğimde şurada side panel'da artık uygulamamı görüyorum. Uygulamam nerede? Aratın isterseniz. Adı neydi? Şu. Turkey yazdınız, evet. Turkey. Bunu ekliyorum. Ekliyorsun ama hani bir takım uyarılar veriyor. Bu bilgileri dışarıya açıyorsun veya işte bu şu uygulamadır bunu onaylıyor musun gibi. Evet, save ediyorum. Ve bu uygulamayı toplantıdaki herkes şu an, normalde bizim şirketimizden birileri olsaydınız bu uygulamayı kullanabiliyordunuz. Mesela burada toplantı notları, bu şey çok olmadı aslında. Daha önceki uygulamalarda hep bir şey yapıyorduk, anket yapıyorduk. İşte eğitimi değerlendirin 5 yıldız 3 yıldız vesaire deyip gönder dediğimizde gittiğini görecektik.
Hadi bir de şimdi buradan diyelim. Teams app diyorum. Bunu da işte gene tekrar bana diyorum. Gönder diyorum. Hop gitti. Close diyorum. Kapatıyorum. Şurada. Sizde geldi mi uygulama? Evet, bizde var. Şimdi az önce Teams üstünden girdiğim veriye bakalım, Teams app uygulaması geldi işte Meltem. Hatta bana da bir tane daha mail geldi. Onu da şöyle, adınıza iş atandı maili. Teams app'ten gelen işte SDF isimli şey. Onayladım bunu. Teams app'i onayladım. Geliyorum, tekrar refresh ediyorum. Teams app'te onaylandı yazdığını göreceksiniz. Bu benim anlatmak istediklerim arkadaşlar, bunlar. Sizin sorunuz var mı? Çok özür diliyorum. 3 dakika yine çaldım. İyi ki sunumu anlatmamışım. Hiç önemli değil. Uzatabiliriz. Problem değil. Şimdi şöyle yapıyorum. Kamerayı açıyorum. Kamera açıldı. Yalnız bu örnek de böyle toplantı yapıp alınan kararları hemen İnsanlara böyle dağıtmak için, kilitlemek için diyelim. İyi bir yöntem olmuş. Yani her güzel şeyin bir bedeli var. Bunun şeyi lisans parası. Eğer yeterince zengin bir firmada çalışıyorsanız, şu uygulamaları da gördüm ben açıkçası. Hani öğlen ne yiyelim uygulaması falan, böyle çok böyle sosyetik şeyler de gelebiliyor. Tabii bizim yaptığımız uygulamalar öyle değil. Daha çok işte insan kaynakları, işte yeni bir fikrim var, işte bir fikir uygulaması ya da işte anket uygulaması, toplantı nasıldı, verimli miydi? Çünkü buradan gelen her bir veriyi aslında içeride verileri analiz edip şey yapabiliyorlar, kendi performanslarını arttırabiliyorlar. Bu da onlardan bir tanesiydi. İşte umarım hani şey olmuştur, faydalı olmuştur. Umarım Power Apps nedir, işte Power Automate nasıl kullanılıyor, bunlar nasıl birbiriyle entegre ediliyor, bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Sorularınız varsa alabilirim. Ya da bitirebiliriz. Bana mail de atabilirsiniz. Hiç fark etmez. Chat ekranında birkaç tane var. Bunun bir doküman ya da lab olarak linki olacak mı diye sormuş Samet Çakmak. Şöyle, aslında bu uygulamanın postu benim blogumda var. Bunun da videosunu sanırım siz yayınlayacaksınız zaten YouTube kanalında. Evet. Lab olarak link değil ama doküman olarak bunu benim blogumda bulabilirsiniz. Power Automate onay mekanizması şeklinde olması lazım şeyi, başlığı. Böyle. Power Platform'daki fonksiyon diliyle Power Apps'deki dil aynı mıdır diye soru var. Aslında şöyle Mustafa, Özgür, Power Platform'daki dil biraz C# çakmasam, tamam mı? Biraz daha kendi şeyi var, kendi terminolojisi var. Aynı değil. Bir DAX Power Platform'daki fonksiyon dilleriyle mesela Power BI'de kullandığım fonksiyon dilleriyle aynı değil. Ama dediğim gibi tamamen bir C# dili de diyemiyorum. Farklılıklar da var. Kullandıkça gelişen, böyle ortaya karışık bir dil oluşturmuşlar. Evet, bunu Microsoft yapıyor. Power BI'de de yapıyor. SQL sorgusu göreceğim diye beklerken SQL'e benzeyen ama tam SQL olmayan sorgular görüyorsunuz falan. Semih Bey, ses sizden çıkın. Sorun direkt sorunuzu. Merhabalar. Öncelikle anlatımlarınız evet. için teşekkürler. Diyelim ki ben bir uygulama yapacağım. Uygulamada da ürün satıyorum ve aylık satıyorum o ürünleri. Yani kullanıcı aylık bir ürün sağlıyorum. Bir ay sonra o ürünün dolduğunu bana hatırlatan bir bildirim vermesini sağlayabiliyor muyuz Power Apps'te? Tabii. Bu ama 10 tane işte satış bittiğinde, yani ne oluyor? Nasıl bir tetiklenme oluyor? Bunu tetikleyici olarak hazırlayıp size mail göndermesini de sağlayabilirsiniz. Sizin adınıza bir action yapmasını da sağlayabilirsiniz. Mesela aslında bugünkü uygulamada iki tane şey vardı. Power Automate'in yaptığı action vardı. Biri bunu bana sorması. İkincisi de SharePoint'teki listeyi update etmesi. Yani ben girip evet Meltem bu işi kabul et diye bastıktan sonra gelip SharePoint'te o kolonda
kabul etti, onayladı'yı tıklamıyorum. Power Automate bunu benim için yapıyor. Yaptığımız iki action vardı. Siz de tetikleyiciyi belirleyip istediğiniz action'ı verdirebilirsiniz. Bu sadece mail olarak düşünmeyin. Biz genelde anlatırken hep mail göndermeyi gösteriyoruz. Çünkü en göze batan, en kolay action mail olduğu için ve en gelişmiş action da mail olduğu için mail. Bunu Teams'de mesela bir notification olarak da, mesaj olarak da gönderebilirsiniz. Tweet attırabilirsiniz. Evet. Bir sürü şey yapıyor. Yani her şeyi yapar. Power Automate gerçekten hareket yeteneği çok elastik bir uygulama. Teşekkürler. Ben de biraz kullanma fırsatı bulmuştum. Özellikle sizin en başta dediğiniz o Twitter'daki mesajların Outlook'a gelmesi. Ben onu unutmuştum. Yani yaklaşık bir kelimeyle ilgili 500 tane mail gelmişti. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben şöyle bir patlama yaşadım. Twitter'da Titi, ben çok iyi bir Twitter kullanıcısı değilim. Sadece böyle uygulamalarda demolar amaçlı kullanıyorum. Dolayısıyla işte TT'ye ilk böyle giren bir şeyi title'ı aldım, koydum. Gerçekten yani bir dakika içerisinde Teams'i patlattı. O yüzden Twitter diyorum ki tamam artık. Yani Twitter'da çalışırken biraz şey oluyor, kontrolü olmuyor. Çünkü saniyede çok çok hızlı şey olabiliyor. Tweet sayısı çok yüksek olduğu konularda, benim gibi TT konularda başınız belaya girebiliyor. Evet, doğru. Teşekkür. Olgun Bey'in galiba bir şey var, sorusu var. Sıra olarak Büşra Hanım da sıra. Bir butonla onaylanma durumlarını ayrı bir sayfada geçmiş onaylarda dahil nasıl görebilirim? Biraz uzun oldu ama. Bir butonla onaylanma durumlarını ayrı bir sayfada geçmiş onaylarda dahil nasıl görebilirim? Ben soruyu tam anlayamadım ama yani neyi istediniz burada? Butonla onaylama durumlarını ayrı bir sayfada geçmiş onaylarda dahil. Şu an sessizden çıktı, sorunuzu sorun isterseniz. Merhabalar. Merhaba. Ben bu konuda daha yeniyim. O yüzden aramıza hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Bir izin talep uygulaması yapıyorum. Bu personel kendi giriş yaptıktan sonra izin türünü seçip onaya gönderiyor. Yapmak istediğim şey yeni bir butonla bu geçmiş izin taleplerinin ve mevcut izin talebini nasıl görüntüleyebilirim? Önceki taleplerini hep reddettiysen bunu kabul edeyim bari gibilerinden bir ihtiyaç herhalde bu. Yani bu benim şöyle gerçekten canlandıramadım ama az önce mesela mailde işte onaylaya bastıktan sonra fikrini değiştirmesi gibi bir şey mi bu? Yok, şimdiye kadar diyelim ben 5 tane izin talebinde bulundum. Hepsinin sonuçları listede duruyor. Onaylanmış veya reddedilmiş. Tamam. Ben bunları yine bir butonla başka bir sayfada hani eski izinlerim gibi görmek istiyorum. Şöyle yaparsınız, Power Apps'te ikinci bir sayfa açarsınız. O sayfaya tekrar ayrı bir galeri veya form koyarsınız. O formu bu sefer SharePoint'teki o ilgili koluna bağlarsınız sadece. Ve onları ayrı bir şekilde görürsünüz. Bunun bir çözümü var. İlk sayfada da butonu tıkladığınızda Navigate'de ikinci sayfaya gidip oradaki sonuçları görebilirsiniz. Yani kolondan o verileri çekme işlemini Power Automate'de mi yapmam gerekiyor? Power Apps'te yapabilirsiniz. Power Apps'te. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Olgun Bey, buyurun sorun sorunuzu. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Hocam teşekkür ederiz anlatmanız için. Hocam benim sorum şu. Power Automate tarafında bir iş atandığı zaman bunun zamanlayıcısını nasıl yenileyebiliriz? Evet, bununla alakalı. Zamanlayıcı da koyabiliyorsunuz. Hani ben size template'leri göstermiştim ya, aslında o template'lerde bunlar da var. Mesela hatırlatıcı. Diyelim ki bana mail geldi, ben cevap vermedim.
Ama işte 3 gün 5 gün sonra bunu tekrar size hatırlatıyor. Tekrar bir mail notification'ı gönderiyor. Her türlü şeyi lojiyi korabilirsiniz. İster hazır template kullanabilirsiniz, ister kendiniz yapabilirsiniz. Ama ben bu gibi şeylerde, durumlarda hazır template'leri kullanmayı tercih ediyorum. Onları modifiye etmek biraz daha kolay. Bir de siz de gördüğünüz çok fazla konektör ve çok fazla aslında eylem var. Hepsini biliyor olabilmek, hepsini şey yapıyor, hakim olabilmek biraz zor. Kullandıkça hakimiyetiniz artıyor. Dolayısıyla işte buradaki hatırlatmayı veya işte reddetti, reddettiyse şuna da mail gitsin. Reddettiyse sebebini açıklasın, o mail şuna gitsin gibi böyle bir sürü senaryo kurabilirsiniz. Power Apps, Power Automate hepsine izin veriyor. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Tamam. Okay, Mustafa Bey önce kaldırdı galiba elini. Buyurun sorun sorunuzu. Meltem Hocam merhabalar. Teşekkürler. Merhabalar. Hocam mesela böyle spesifik dil desteği vesaire gibi durumlarda söz konusu mu burada? Spesifik dil desteği. Evet, yani mesela birden fazla dil vesaire desteği uyarlayabiliyorsunuz. Evet, multi language şey yapabiliyorsunuz, uygulama yapabiliyorsunuz. Çok pardon. Benim ufaklık geldi, kusura bakmayın. Multi language desteği var. İstediğiniz dilde şey yapabiliyorsunuz, bunu kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de kendiniz hazırladığınız lookup tablolarını yine SharePoint'te veya herhangi bir online veri tabanında veya on-prem'de nerede artık nereden bağlamak istiyorsanız lookup tabloları da entegre edebiliyorsunuz. Ama bunun için şeyi var, desteği var. Çoklu dil desteği var Power Apps'inde. Hatta belki bir gün onunla ilgili bir şey de yapabiliriz. Ne derler, etkinlikte yapabiliriz. Teşekkürler, çok sağ olun. Okay. Melisa Hanım buyurun. Merhabalar, öncelikle çok güzel bir sunumdu, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir sorum var, Power BI'da günlük olarak güncellenen bir raporlama düşünün. Güncellemeyi yaptığımızda Power Automate'den hep info mailinden ilgili müşterilere buradaki raporların detaylarının Excel olarak gitmesine organize edebiliyor muyuz? Edebilirsiniz. Tetikleyiciniz Power App, Power BI, action'ınız mail ve hani maile de attachment ekleyebilirsiniz. Attachment'ı HTML formatında, PDF formatında ya da işte şey Excel formatında gönderebilirsiniz. Genellikle diye altını çiziyorum. İstisnalar da var. Bu tür şeylerde attachment'lar hep HTML formatında gider karşıya. Dolayısıyla hani güvenlik nedeniyle işte HTML formatında attach edersiniz. Ondan sonra değişken kullanırsınız, dönüştürürsünüz. Ama yapabilirsiniz bunu. Excel'e dönüştürüp yapabilirsiniz. Peki bunu gönderen kişi daima şirketin info maili olabilir mi? Mesela entegrasyonu ben kuruyorum. Hani Melis olarak gitmesin de info at işte şirket maili olmasına olabilir. Nasıl sağlayacaksınız? Ben burada to'da değişken olarak ask me in Power Apps dedim ya. Orada evet. İşte şey to kısmına veya işte gönderen sender kısmına info at şirketiniz yazabilirsiniz. O zaman her zaman bu kişiden gidiyor şeklinde şey yapar, hareket eder. Süper. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Mustafa Bey, elinizi ben indiriyorum, siz kaldırıyorsunuz. Eğer tekrar sorunuz yoksa... ya Power Automate'in listesine hakim olmak çok mümkün değil. Haberdar olmak da çok mümkün değil. Yayınlıyorlar, kaçırıyorsunuz. Power BI tarafı için işte çok sık sorulan sorulardan örnekler. İşte dataset refresh olduğu zaman şöyle şöyle olsun falan gibi. Power Automate'deki o trigger listesini, action listesini güncel takip etmek lazım. Kendi konunuz evet. Neyse artık. Yoksa onu kaçırmak çok kolay bir şey yani. Bir de ben bu akşam hiç değinmedim ama bir custom konektör var. Yani sadece aslında Microsoft'un size sunduğu böyle 300-500 tane konektöre bağlı kalmayabilirsiniz. API erişimi olan herhangi bir şeye kendi custom konektörünüzü oluşturup o custom konektör üzerinden de action'lar alabilirsiniz. Hatta benim kafamda böyle Ekim ayı içerisinde bir işte Microsoft Graph API kullanarak oluşturulan bir custom
Custom konektörle Power Apps'te bir uygulama yapmak gibi bir şey var. Çünkü custom konektörler aslında bakarsanız Microsoft'un hazır data konektörlerinden, Microsoft veya non-Microsoft fark etmez, data konektörlerinden daha sıklıkla kullandığımız bir şey bizim Power Apps'te gerçek dünyada. Dolayısıyla hani bunları da böyle şey paylaşmak istiyorum. O zaman yeni webinarlar bizi bekliyor demek ki. Evet, evet. Tekrar umarım sizi aramızda göreceğiz. Evet. Arkadaşlar sorularınız varsa alalım. Chat window'da yazıyla vardı. Onları ben atladım bir anda, pardon. Power Automate Bulut'ta benim bilgisayarımı meşgul etmeden çalışma imkanı var mı? Ayrı bir server'da, teşekkürler anlatımınız için. Alican Bey, Power Automate'in zaten iki tane şeyi var. Hizmet kanalı var. Biri desktop. Cihazınıza yüklüyorsunuz. Bu Power BI Desktop gibi. Fonksiyonları biraz daha kısıtlı, biraz daha farklı Cloud'dakinden. Bir de Cloud'da var. Ayrı bir server'da çalışma imkanı var mı? O zaten Cloud'da... Belki Flow'un Desktop versiyonunu yüklediniz. O yüzden mi soruyorsunuz diye düşündüm bir an. Çünkü zaten hani benim şu an gösterdiğim Power Automate tamamen cloud'da. Şeyde değil, bilgisayarımda, cihazımda değil. Yani herhangi bir server'a yüklemiyorum onu. Ama desktop versiyonu şeyde, bilgisayarınıza, cihazınıza yükleniyor. Okey, Özgür Bey buyurun, sorun sorunuzu. Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ederiz bu güzel sunum için Meltem Hanım ve Halil Bey size. Ben aslında biraz önce Alican Bey'in sorduğu soru üzerinden bir follow up sormak istiyorum. Desktop'la service'tan bahsettik. Siz Power Automate Desktop'ı ham RPA konularında diğer RPA yazılımlarına göre nasıl konumlandırıyorsunuz? Mesela UiPath'e göre, Automation Anywhere'e göre. Yani şimdi Özgür öyle bir soru sordun ki. Çok başarılı. Ya şunu itiraf etmek lazım. Sözünüzü keseceğim. Microsoft bazı konularda geriden geldi. Bu da alışkanlık haline getiriyor. Genelde hep geriden geliyor. Buna Power BI de dahildir. Ama bir kez doğru rotaya girdikten sonra o aradaki mesafeyi çok hızlı kapatıyor. Ondan sonra da tutamıyorsunuz. Belki aslında hani doğrusu da budur. Önce pazarı ve talebi görüp ondan sonra daha iyisini üretmeye çalışmak da bir pazarlama stratejisidir. Açık açık Power Automate'in desktop versiyonu çok iyi çalışmıyor. RPA tool'larında UiPath bence daha iyi, daha başarılı. Fiyatlandırmayı açıkçası bilmiyorum. UiPath'in fiyatıyla Power Automate desktop'un fiyatı nedir, ne değildir? İnsanlar neden UiPath'i seçer bilmiyorum. Çünkü ben aslına bakarsanız desktop tarafında şeyim biraz daha kötü. Çok böyle şey desktop'ı çok aktif kullanamıyorum. Sürekli update'ler geliyor. Sürekli ama sürekli geliştirildiğini gösteriyor bu. Ama bence zaten bir Power Apps'le hani Power Platform ailesinde böyle cloud'da yaşıyorsak ve her şeyi biraz daha modernize ediyorsak Power Automate Cloud'u kullanmak eğer ki yapacağım action desktop'a özel bir şey değilse ben bunu cloud'da yapmayı tercih ederim açıkçası. Okay. İki hafta paylaşım için biraz uzun gibi geldi bana. Bana da uzun geliyor. Tam da o yüzden uzun seçtik zaten. Online katılım biraz daha teşvik etmek amacıyla. İki haftadan önce koyuyorum genelde ama iki hafta diyelim biz genelde. Evet, sorularınız varsa alalım. Eğer yoksa Meltem Hanım'a teşekkür edip bugünkü meetup'ı bitireceğiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun anlatımınız için de. Biz teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız, geldiniz, dinlediniz, ilgi gösterdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Aynen. Herkese, katılımları için, vakitleri için teşekkürler. Soru soran arkadaşlar için de aynı şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki meetup'ta görüşürüz. Meltem Hanım çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler ya.